Burada bilmeyen yok. Ne masanın peşindeydim, ne ticaretin. Ama zaman içinde tanıdıkça ortakların bazılarıyla dost, bazılarıyla düşman oldum. Düşmanlarım öldü. Sen hariç, Ünal Bey. Ama benim bir işi yarım bıraktığım, kaçtığım, görülmüş, duyulmuş şey değildir. Derken yıllarca ona bir şey olmasın diye herkesten sakladığım sevdam karşıma çıktı. Önce yok dedim, yine karşıma çıktı. Bir daha yok dedim, bu sefer yok diyemeyeceğim bir şekilde yine karşıma çıktı. O yüzden yok deme sırası sizlerde. Ben yokum. Senin yokluğuna üzülecek ben değilim Yaşar. Dostların. Ben senin için sevindim. Sen buraya ait bir adam değilsin. Madem seni sokaklardan çekip çıkaracak bir kadın da var, ben derim ki hiç durma, çek git. İyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi söylüyorsun anlamak mümkün değil Ünal Bey. Bizim için iyi ama Yaşar için kötü İlyas. Benim için niye kötü oluyormuş? Gidebileceğini düşünüyorsun. Hızır gibi. Senden farklı olarak ona dil döktüm. Gitme diye. Seni bırakmazlar diye. Ama maalesef o beni dinlemedi ve maalesef sonunda ben haklı çıktım. Haklı falan çıktığın yok. Ben gittikten sonra işleri biraz daha sıkı tutsaydın, bu kadar paramparça olmazdık, bu kadar kayıp yaşamazdık, hala bir masan olurdu. Yaşar gitmek istiyor. İlyas legalleşmek istiyor. Tipinin durumu ortada. Fikret'le Ateş ne yapmak istiyor bilmiyorum. Öncelikle Yaşar için sevindim. Mutluluk hepimizin hakkı. Yıllarca ölümle burun buruna yaşadık. İtibar için, para için, güç için. Burada bunlara sahip olmayan hiç kimse yok. Ama bir önemi de yok. Hızır'ın dediği gibi tipinin durumu ortada. Bizim evde bir huzurumuz yok. Açıkçası burada huzur beklediğim de yok. O yüzden masa devam etse de bitse de ben bildiğim işi yaparım. Dostumla dost, düşmanlarımla da düşman yaşarım. Agam, bu duruma düşmeden önce aynı Yaşar gibi her şeyi bırakıp gitmek istiyordu. Başına gelenleri görünce bu uğursuzlukmuş gibi geliyor. O yüzden Ünal Bey'e katılıyorum. Bir işe girdiysek ölene kadar girmişizdir. Ha, bu demek değil ki ölene kadar mutsuz yaşayalım. Ben Yaşar Ağa'ya mutluluklar dilerim. Kim gider, kim kalır bilmem. Ben yola devam diyorum. Asıl kimsesiz sen misin be Ateş? Baksana, mutlu olmak için
bırakıp çıkman için ne bir kimsen var ne bir sebebin. Biraz da öyle. Açıkçası bu masada kimin kalıp kimin kalmadığının bir önemi yok. Düşmanlarımız var. Yani bir masamız olmasa da bunların bizi yaşatacağına dair bir garantimiz yok. Eskiden garantimiz Ünal Bey'di. Şimdi ona soralım. Ya eski günler yok ya da eski Ünal Bey yok. Şimdi bize net bir cevap verirsen biz de yönümüzü ona göre çizeriz. Net bir cevaptan kastın nedir? Hazır. Ünal Bey. Beni öldürmek istiyor musun, istemiyor musun? Seni her gün öldürmek istiyorum Hazır. Ama bunun masayla bir ilgisi yok. Şahsen. Sadece şahsi olarak. Şahsi olarak birbirimizi öldürseydik, benimle İlyas bile şu anda burada oturuyor olamazdık. Abimle geçinemeyiz. Doğrudur. Evet Ünal Bey. Ama ben onun iyiliğini istemekten başka hiçbir şey düşünmüyorum. Aynı şekilde o da benim için. Belli ki bu güveni veremeyen bir liderliğiniz var Ünal Bey. Sen liderliği bilmezsin İlyas. Verirsin ya da vermez. Lider güveni de, gücü de, kazancı da isterse istediğine istediği kadar verendir. Bu masadaki herkes bilir. Her istediğinizi verdiğim gibi Hızır'a bundan fazlasını had olarak verdim. O paslan haklı. Düşmanlarımız var. Ama Hızır'la birlik olursak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Benimle beraber çözmek istiyorsun yani. Sorunlarımızı. Öyle mi Ünal Bey? Buradaki herkesin huzurunda söylüyorum. Sorunlarımızı çözmekte sana ihtiyacımız var Hızır. Özellikle de benim. Madem bana ihtiyacın var, seninle Ünal Bey. Reis, ikinize de sağlık, mutluluk dileklerimden sonra benim bir dileğim var. Ben ne olacağım? Bana müsaade var mı? Sonra yarı yolda bıraktık olmasın. Yoksa müsaade istediğimden değil. Arkamdan konuşulmasın. Yaşar, eğer bıraktıysan arkandan konuşulanları duymazsın. Eğer arkandan konuşulanları duyuyorsan bırakmamışsındır. Sorun da şu. Bırakan bırakabilir. Ama bıraktım deyip gözü, kulağı arkada olanlar ya sevdiklerini kaybederler ya da canlarını.